Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milliyetim Yayınları 5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 27-28 bölüm sonu değerlendirme sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Abaküste modellerinin doğal sayının 331 milyon 425 bin 425 bin 694 olması için kaç tane daha boncuğa ihtiyaç vardır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle sayımızı yazacak olursak 331 milyon olmasını istiyoruz. Şöyle yazayım. 331 milyon 425 bin Evet, 694 olacak. Bunu gençler e, ee, abaküslerini dağıtacak olursam o halde burada 331 milyon 425 bin 694 olmasını istiyoruz. Gençler birler basamağına başlayabilirim. Bakın 4 tane boncuk var. Burada eksik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boncuk var. Eksik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuk var. Eksik yok. Binler basamağında gençler 5 tane boncuk olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuğa ihtiyacımız var. 10 binler basamağında 2 var gençler. 100 binler basamağında 4 tane boncuk var. Eksik yok. Milyonlar basamağında 1 olması gerekiyor. Eksik yok. 10 milyonlar basamağında 3 tane boncuğumuz var. Eksik yok. 100 milyonlara baktığımız zaman gençler 3 olması için 1, 2, 3 tane boncuğa ihtiyaç var. O halde bakın burada 3 tane. Burada 5 boncaya ihtiyaç var. Topladığım zaman 3 artı 5'ten 8 tane daha bu bonca ihtiyaç vardır diyorum. Ve B seçeneğini sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. İkinci sorumuzda gençler palindromik sayılar soldan sağa ya da sağdan sola doğru okunduğu zaman okunuşları aynı olan sayılardır Evet gençler sanki bir ayna varmış gibi düşünelim bakın örneğin da dersten 9'a de gençler 6 4, 5 4 3 4 5 6 şeklinde sayıların aynı sırada simetrisini olduğunu görüyoruz doğal sayısı soldan sağa veya sağdan sola doğru okunduğunda gençler yine 6.543.456 456 şeklinde okunduğunu söylüyor. Bu bilgilere göre 7 basamaklı en küçük palindromik sayı doğal sayısının rakamların toplamı kaçtır dedi. Gerçekten i̇şte 7 basamak yazacağız. Şuraya şöyle, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7 basamaklı en küçük olduğu için arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bakın en büyük basamak zaten 1 vermek zorundayım. En küçüğe de 1 verirsem Diğerlerini gençler sıfırla tamamlarsak soldan sağa doğru da sağdan sola, sola doğru da evet okunuşların aynı olduğunu görürüz. Yani buradan baktığımız zaman 1 milyon 1 sağdan sola okuduğumuz zaman da yine 1 milyon 1'dir. O halde basamaklardaki rakamları toplayacak olursam sıfırlar zaten etkisizdir. 1 ile 1'i toplarsak da sorumuzun yanıtı denizli seçeneği 2 olur diyelim. Evet sevgili gençler, 3. sorumuza geçelim. Evet 3. sorumuzda aşağıdaki kavonuzların içine bilyeler örüntü oluşturacak şekilde konulmuştur. Buna göre 9. kavonuza kaç bilye konulmuştur diye soruyor. Sevgili gençler, önceki birinci kavonuzda kaç tane bilye var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. 2. kavonuzda şöyle bakalım. 5 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var. Evet, üçüncü kavanozda gençler 27 tane boncuk olduğunu görüyoruz. Evet, o halde baktığımız zaman gençler 7'şer 7'şer arttığını söyleriz. 9. kavanoza kadar gençler 27 7 arttıracağım. Şöyle yazayım. 3. kavanoz pardon 4. kavanoz 5. 6. 7. 8. kavanozları şöyle üstlerine yazalım. 7 arttıracak olursam 34 olur. 7 arttırdım 41. Evet 7'şer arttırırsak 48 55 62. Bunu da 7 arttırırsam gençler 9. kavanozda 69 tane boncuk olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. dördüncü sorumuzda kibrit çöpleriyle oluşturulan şekil örüntüsüne ilk 3 adım verilmiştir. 150 adet kibrit çöpüyle bu örüntünün bu şekil örüntüsünün en fazla kaç adımı oluşturulabilir diye soruyor. Gerçi birinci adımda kaç tane çöp kullanıldı kibrit çöpü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane kullanıldı. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kibrit çöpü kullanıldı. Evet, üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane kibrit çöpü kullanıldı. Gerçekten o halde örüntüye baktığımız zaman 10'dan 16'ya 6 arttı. 16'dan 22'ye 6 arttı. Evet arkadaşlar o halde ne yapıyoruz? Burada toplamda 150 tane kibrit çöpü olması gerektiğini unutmayacağım. Şöyle yazalım arkadaşlar. Alt taraftan birinci adımla başlayacağım. Şöyle birinci adım diyorum. İkinci adım. Üçüncü adım. Evet, dördüncü adım. Beşinci adım. 6. Evet, adıma kadar bir öncelikle evet, kullanacağımız kibrit çöplerine bakalım. Gerçekten birinci adımda 10, 10 tane kibrit çöpü kullanmıştım. 6 artı 16 oldu. 22. 6 artarak devam ediyorum. 28. Daha sonra arkadaşlar 6 artarsa 5. adımda 34 tane kullandım. 6. adımda 6 arttı. 40 tane kullandım. Arkadaşlar şimdi 6. adıma kadar e, kullandığımız kibrit çöpleri şöyle 6 alt 6 yazıp bir toplayalım. Evet. 10, 16, 22. Şuradan yazacağım. 10, 16, 22, 28, 34 ve 42 bir toplayayım gençler. Ee, şöyle yapayım. 8, 2 daha. 10, 16, 20. Elde var. 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, İki de elde var gençler. 15. Bakın gençler 6. adıma kadar 150 tane toplamda kibrit çöpü kullandık. Zaten elimde 150 tane kibrit çöpü varsa kaç adım oluşturulabilir diye sormuştu. Demek ki 6 tane adım oluşturabiliriz diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 5. sorumuzla devam edelim. Evet gençler 5. soruda yukarıda verilen örüntülerdeki adımların bazılarını hatalar yapılmıştır. Hata yapılan adımlardaki sayıların toplamı kaçtır diye sordu. Gençler ilk örüntüye baktığımız zaman 87'den 81'e 6 azaldı. E, 81'den 75'e 6 azaldı. 75'ten gençler 6 azaltmış olsaydı ne olması gerekiyordu? 69 olması gerekiyordu. Bakın burada 67 var. O halde ilk hata gençler bakın burada 69 olacaktı. 69'dan 6 azaltırsak 63 olur. Bunlar doğru. Evet ilk hatayı 67 ile yapmış. O halde 67'yi yazalım şuradan. İkinci örüntüde. Evet 6'dan 11'e gençler 5 arttı. Bakın burada 6 arttı. Gençler 17 şuradan bakayım. Buradan 5 arttı. Bakın buradan da 5 arttı. Burada 17 hata yapmış gençler. Burayı 5 arttırmış olsaydık. 16 olacaktı gençler aslında. 16'ya 5 eklersek de 21 olur. Demek ki ikinci hatalı sayımız 17'dir. İkisini toplamını istediği için 7'yi daha 14 elde var. 1, 6, 7, 1 de elde 8 olur. Ve A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam ediyorum ve 6. soruya geçiyorum. Arkadaşlar 6. sorumuzun ekrana sığması için şöyle biraz küçültelim. Evet sevgili gençler aşağıdaki abaküste 9 basamaklı bir doğal sayı modellenmiştir. Abaküste milyonlar bölüğü için mavi, binler bölüğü için yeşil, birler bölüğü için mor renkli boncuklar kullanılmaktadır. Buna göre renklerine uygun olarak abaküse bir mavi, iki yeşil ve üç mor boncuk eklendiğinde aşağıdaki doğal sayılardan hangisi elde edilemez diye soruyor. Gençler milyonlar bölüğünde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. E bir tane daha mavi ekliyorum. 6 artı 1'den 7 tane boncuk olacak elimizde. E, ee, binler bölüğünde sevgili gençler binler bölüğünde yeşil kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 2 tane daha ekleyeceğiz. Evet 6 artı 2'den 8 tane boncumuz olacak. Yüzler, birler bölümünde gençler 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Buna da 3 tane mor boncuk eklersem 8 tane boncuk olması gerekir diyeceğiz. Peki sevgili gençler. Öncelikle A seçenindeki sayımıza bakalım. 223 milyon. Hemen şuraya yazayım. 223 milyon. Evet 305 bin. 323. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kullanmam gereken boncuk sayılarını bölük bölük bakıyorum. 2, 4, 7 tane kullanacağız. Elimizde 7 tane var. Milyonlar bölümünde bunu oluşturabilirim. Binler bölümünde 8 tane boncuk gerekiyor. Elimizde 8 tane var. Oluşturabiliriz. Birler bölümünde 3, 6, 8 tane gençler. Evet burada 8 tane birler bölümünde mor boncuk olduğu için A seçenindeki sayı elde edilebilir diyoruz. B'ye geldiğim zaman önce sayımızı yazalım. Evet, 214 milyon 305 bin evet, 323 Gençler zaten bakın binler ve birler bölümünde zaten aynı sayı 323'de arkadaşlar özür dilerim. Evet, birler ve binler bölümünde aynı rakamlar kullanıldığı için burada yetiyor. 114'ü incelememiz gerekir. Evet 2 1 daha 3 4 daha 7 gençler. Bakın burada 7, burada 8, burada da 8 tane boncuk var. Evet buradaki boncukların da yettiğini çok rahat söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi A ve B'deki sayılara baktığımız zaman arkadaşlar 7 7 e, tane e, milyonlar bölümünde gençler mavi boncuk kullandım. 8 tane binler bölünde gençler yeşil boncuk kullandık ve birler bölünde de gençler 8'er e tane ne yaptım arkadaşlar ee, mor boncuk kullandık. Sevgili arkadaşlar burada elimizde boncuk fazla da gelmemesi gerekiyor tam gelmesi gerekiyor. Bakın 7, 8 ve 8'i bu şekilde 7, 8, 8 diye boncukları tamamen kullanarak sayılarımızı elde ettik. Peki C'ye geldiğim zaman gençler öncelikle oluşturulacak sayıyı yazalım. Evet 213 milyon 105 bin 53 gençler. 53'ü de şöyle 0 53 şeklinde yazıyorum. Gençler elimizde e, boncukları mutlaka kullanmamız gerekiyor. O şekilde düşüneceğiz bu soruda. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. Milyonlar bölümünde gençler bakın. 2, 1 daha 3, 3 daha 6. Ama benim elimde milyonlar bölümünde 7 tane boncuk vardı. Bu 7 boncuğu gençler e, ne yapamayız? Kullanmamış oluruz. Yani bir tanesi artmış olur. Bundan dolayı bu sayıda bir sıkıntı var. Çünkü ben 7 tane boncuk kullanacağım. Binler bölümünde 6 tane boncuk gerekiyor. Elimde 8 tane var. Birler bölümünde 8 tane var. 8'in hepsini kullanabilirim. Ama arkadaşlar bakın hem bin hem binler bölümünde hem milyonlar bölümünde elimizde boncuk kalacağı için E şıkkı burada elde edilemeyecek sayıdır deriz elimizde boncuğun kalmaması gerekiyor. Sevgili gençler hemen D'deki boncuğun da oluşturabildiğini yani tam olarak oluşturabildiğini gösterelim. Elimizdeki boncukların hepsini kullanmak zorundayız diyoruz. 313 milyon 125 bin 323 evet, 313 sayısı için 3 6 7 zaten elinde 7 boncuk vardı. Hepsini kullandık. Evet 1 3 8 8 boncuk kullandım. Burada da 8 boncuk kullandık. Evet. Milyonlar, binler ve birler bölümünde gençler tüm boncukları kullanarak arkadaşlar elimizde artmamak şartıyla D'deki sayımızla oluşturabildik diyelim. Evet C şıkkı Burada sorumuzun doğru yanıtıdır dedim ve devam ediyorum. 7. sorumuza geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar 7. sorumuza geldiğimiz zaman yukarıdaki karşılaştırmada üçgen sembolü bir rakamdır. Buna göre üçgen sembolü yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılamaz diyor. Gençler sağdaki sayımız 3 milyon 562 678 sayısı. Bakın 3 milyon evet buraya bir rakam yazacağız. Evet ve 3 milyon 562 bin küçük olacak. O halde gençler bakın zaten rakamlarımızın hepsi aynı. Burada da o halde üçgenin 6'dan küçük olması gerekiyor. 6'dan büyük bir sayı yazılamaz. Ben buraya 7 yazarsam gençler karşılaştırma yanlış olur ve A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. 7 yazamam gençler. O halde üçgen yerine 6'dan küçük yani üçgen yerine gençler 5 4 3 2 1 ve 0 rakamlarının her birini kullanabilirim ama 6'yı yazamam diyorum. Evet. 8. ve son sorumuza bakalım. Bilgisayar ekranında verilen oyunda kırmızı tuşa her tıklandığında oluşan şekil örüntüsünün adımları aşağıda verilmiştir. Buna göre üçüncü adımdan sonra tuşa kaç defa tıklanırsa ekranda 24 tane gençler bu sembolden oluşur diye soruyor. Gençler birinci adımda baktığımız zaman 3 tane sembolümüz var. İkinci adımda 6 tane sembol oldu. Evet, üçüncü adımda gençler 9 tane. 24 tane olması için bakın adımlara dikkat edelim. 3'er 3'er arttığını görüyorum. Evet arkadaşlar, örüntümüzün adımlarını devam ettirecek olursak şuradan 4. adım. 5. adım. 6. adım. Hadi yazayım. 7. adım ve 8. adım diye yazalım. Arkadaşlar 4. adımda 3'er 3'er arttırırsam 12 olur. 5. adımda 15, 6. adımda 18, 7. adımda 21 ve 8. adımda gençler 24 oldu. Gençler bakın burada sorumuzun yanıtı 8. adım değil. Evet 3. adımdan sonra dediği için 3. adımdan sonra 1 2 3 4 5 defa tıklanması gerekir diyoruz. Evet 3. adımdan sonra kelimesine lütfen dikkat edelim ve denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.